Ve bu sefer yine Zico geldi arkadaşlar. Dedim ki bu sefer bu Zico'yu biz erkenden çıkaracağız. O tarihi paket açılımının revanşını almak için bugün başlıyoruz. Geliyor. Ama kim geliyor arkadaşlar? Şu an bir epik geliyor. Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. 104 Zico'lu paketten açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar ki benim Zico'yla çok kötü bir anım var. 10 ay önce oyuna yine 104 seviyeli Zico'nun yer aldığı bir paket gelmişti ve biz Zico'yu çıkarmak için o paketten açılım gerçekleştirdik. Tarihimde bir daha başıma gelmeyen durum ne yazık ki o paket açılımında yaşanmıştı. Zico 150 futbolculuk o pakette en sona kalmıştı. 149 tane futbolcu çıkardık ama ne yazık ki Zico gelmedi. En sonuna gelmişti arkadaşlar. Gün rövanş günü. Bugün yine Zico için açılım gerçekleştireceğiz. O zaman bir arkadaşımızın hesabından açılım yapmıştık. Ben de buradaki 3 futbolcu da yok. Zico da yok, Batistuta da yok, Koller de yok. Ama bu sefer Zico'yu erkenden çıkarmaya çalışacağız. Konami'den rövanşı alabilir miyiz? Tabii zor bir şey. Oyunun sahibi Konami ama o gün bize vermeyen 13.000'den fazla futbol parasının harcanmasına sebep olan Konami'den bugün az futbol parasını Zico'yu almaya çalışacağız. O zamanki videomuza da baktığımızda arkadaşlar kapağa kaça futbol parası gittiğini yazmıştım. 13.600 futbol parası. Bu paket açılımını kanalımızdan bir arkadaşımızın hesabında yapmıştık ve 104 Zico'yu kesinlikle istiyordu. O zaman kadronun gücü rekor kolektif güçteydi. Hiçbir zaman unutmadım ben bu açılımı arkadaşlar. Ve bu sefer yine Zico geldi ya arkadaşlar. Dedim ki bu sefer bu Zico'yu biz erkenden çıkaracağız. Tabi Konami isterse verebilir. Her şey Konami'nin elinde ama bence bu sefer daha erkenden çıkarabiliriz. Şimdi bizim kaç futbol paramız var? 8.397. 3 tane daha olsa 8.400'e yuvarlayacağız. O 7 futbol parası hedeflerden filan verildi ya, hiçbir yerde işimize yaramıyor. Sadece 777 futbol parasına satılan paketi alırsak kullanabiliyoruz. Ben inanıyorum arkadaşlar, ilk gelen epic Zico olacak. Öyle hissediyorum. Genelde hissettiklerim ters çıkabiliyor ama bu sefer Zico'yu bence çıkaracağız erkenden. O tarihi paket açılımının revanşını almak için bugün başlıyoruz. İlk 50 futbolcu içerisinde Zico bence olur diyorum. Siz de bir tahminde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Sizce kaç futbolcu içerisinde çıkarabiliriz? Ben 50'yi geçmez diyorum. 50'ye kadar yani Zico bence gelir. Siz de bir tahminde bulunduysanız şimdi başlıyoruz. 1'de 900'e tek atıyormuşuz. 1'de arkadaşlar en son biz bu paketten açılım gerçekleştirdik. Bu da benim kendi hesabımdaki en kötü açılımdı. 2 tane futbolcu kala Maldini'yi vermişti. Zico'lu açılım kanalımızın en kötü paket açılımı arkadaşımızın hesabına denk gelmişti. Benim için de bu açılım. Maldini'li bu açılım en kötü açılım olarak tarihe geçti. Rovanş için paket açılımı gerçekleştiriyoruz. İpler her şey Konami'nin elinde. Maç olsa en azından bir şeyler yapıp maçı çevirme şansımız olabilir ama Konami 1, Pet Sevenler Birliği 0 ya. 1-1 mi yapabileceğiz yoksa Konami 2-0 mı yapacak? Hadi bu sefer erkenden çıkaralım. Tek atar mıyız? Olmadı. Tek atarak başlasaydı keşke, harika olurdu arkadaşlar. İçerisi de beyaz yanıyor. Yeşile falan dönmezse hepsi standart kart arkadaşlar. Konami öyle bir başladı. Sanki dediklerimi duyuyor gibi. 5 yıldızlı bir futbolcu varmış Van de Ven. O da arada. 4 yıldızlı Ramiro. İlk sırada kaleci. Hazard 3 yıldızlı. Belki bu sefer gelebilir. Acaba diyorum bir şey denesek mi? Oyuncuların yerlerini değiştirme gibi. En son denedik, Maldini'yi son 2 kala verdi ama bir şey yapalım mı arkadaşlar? Pozisyon desek en azından Zico'yu birazcık aşağılara doğru alayım ben. Zico en yukarıda olmadı. Biraz yerleri değiştirdik. Taktiğimiz bu. Birazcık da fazla iptal et diyelim. 6.da bastım. 2. 900'ümüze... Ya ben bundan umutluydum ama. Verir bir şeyler diyordum. Bu paket açılımının sonunda Konami 2-0'da yapar mı? Öne çıkan oyuncu geliyor. Replikas kaç tane gelecek? 80'lik bir futbolcu. Bakasetas eski Trabzonsporlu. 2 tane replikas futbolcu. James hızlı bir isimdir. Eskiden PES Mando Manchester United'deyken yani gri karttı. Şimdinin 3 yıldızı diyebiliriz. O zaman 3 yıldızlı oyuncular içerisinde bayağı iyiydi. Çok hızlı bir isimdi. 20 tane de 0 çektik arkadaşlar ama 2 tane replikas geldi. Fakat bize Zico lazım. 3. 900 olacak. Ama bu sefer vermeli. Geliyor. Ama kim geliyor arkadaşlar? Şu an bir epik geliyor. Hadi be Zico. 3. açılımda gelir mi? Brezilya forması. Sarı forma görmeliyiz. Ama sarı değil. Arjantin'e gittik. Brezilya'nın ezeli rakibi. Arjantin'den geliyor. Batistuta. Zico olmadı. Ben ilk gelen epik Zico olur diye hissetmiştim.
Aslında 3. 900'e çıkardık. Bu güzel ama ismi tutturamadık. Her şey o önceki paket açılımı gibi. Diğerleri gelmişti. Zico en sona kalmıştı. Batistuta lahmacun hesabında vardı. Ben orada kullanıyordum arkadaşlar ama benim kendi hesabımda Batistuta yoktu. Fırsatçı golcü olması iyi. Ben fırsatçı golcülerle daha çok oynayan bir insanım. Savunma arkasına daha fazla koşu yapıyorlar. Hep ona alıştım çünkü. Üst üste epik verir mi? Umarız verir. Şu an 30 tane isim çıkardık. Ben 50 demiştim. İlk 50 de gelir diye. Geldi bir epik ama yanlış epik. Üst üste. Vermedi. Atla diyelim. Hepsi standart kart. Ne yazık ki öne çıkan oyuncu epik çıkaramadık. İşte şimdi bu onludan sonra 50 tane oyuncuyu çıkarmış olacağız arkadaşlar. E-futbol paramız da 4797 e-futbol paramız var. 5 tane 900'lük açabiliyoruz. Bir arada 100'e bassak mı? Belki 100'e çıkaracağız. Yok olmaz. Bir kere de çıkarsak şu 100'e be. Çıkaramıyoruz arkadaşlar. Ara ara deniyoruz ama gelmiyor. Başşuayı. Şimdi 900'e basalım ama içeride 99 tane isim kalmış olacak. Gelirse 51 futbolcu da gelmiş oluyor. Hadi be Zico. Hadi be Konemi. Vermedi. Benim tahmin de yandı arkadaşlar. Ben ilk 50'de bir Zico çıkarız dedim. Gelmedi. Öne çıkan oyuncu geliyor. Renkli kartlardan birisi. Darwin Núñez. Uruguay milli takımının santraforu. Tek mi geldi? Tek renkli kart olarak karşımızda. Diğerleri standart kart. Paketin içerisine girelim. Tekrardan biz bir genel derece yapsak arkadaşlar. Kimler geldi diye baktığımızda Koller en yüksek oyuncular arasında yer almıyor. Ama gelirse aslında onu da kullanırdık. Dev bir forvet futbolcusu. Ama Zico gelmedi. Aynı o tarihi paket açılımı gibi oldu. Ama bu sefer her şey farklı olacak. Bence sona kalmayacak. Yine 900 basalım biz. Şimdi bastık. Olmadı. Keşke üstü siyah yansaydı da iki epik verseydi. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Renkli yanmadı. İçi de yeşil yanmadı. Rövanşı da galiba Konami aldı gibi bir şey oluyor arkadaşlar. 2-0 oldu. Bu Zico'da ne varsa bir türlü çıkaramadık. Tabii daha bitmedi. 2800 e-futbol paramız var. 3 tane 900'e basabiliyoruz. 1 tane de 100'e. Ya bu sefer Konami kazanmayacak. Bu sefer olmadı. Şimdi paketin yarısını çıkardık. Olmadı. Gelmedi arkadaşlar. Ay, içerisi yeşil yanıyor. Epi'ye döner mi? Öne çıkan oyuncu. Aa, Koller mi? Yok, değilmiş. Bir an dedim Epi döner mi dönme. Brozovic arkadaşlar. Koller olmadı. Brozovic'in yanında acaba herhangi bir renkli geliyor mu? İki tane renkli kart geldi. Şu an kim kazandı dersek tabii yine her türlü Konami karlı çıkıyor bu işten ama paketin neredeyse yarısını biz çıkardık. Zika yok. Yani biz bunu kazandık diyemeyiz. Bari şu an gelsin berabere sayalım bu sefer. Bunda gelmeli. İşte bu olmadı. Artık yarıdan da aşağıya düştük. Her şey Konami'nin istediği gibi yine. Yine bir Zico paketi, yine işler çok kötü gidiyor arkadaşlar. Çok ilginç. 10 tane standart kart futbolcu. Orada da para bitmişti. Sonrasında takviye yapmıştım. O şekilde sona kadar gidip çıkarmıştık. Aynı hikaye oluyor. Aynı senaryo. Aynı filmi bir daha yaşıyoruz. Farklı hesaplar ama her şey tıpatıp aynı gibi. Bir 100'e basalım. Sonra son bir 900 hakkımız kalacak. Bu yüze David Neres geldi. O da Napoli'ye gitmişti galiba. İçeride 68 tane isim var. 58'e düşecek. Sivas'a ineceğiz arkadaşlar. Bu 900'lük kritik. Dedik ki rövanşı almak için geliyoruz. Erkenden Zico'yu çıkaracağız. Bir epik çıkardık ama istediğimiz olmadı. Her şey Konami'nin elindeydi ama Zico'yu erkenden çıkaracağımı hissediyordum. Artık son paramıza gelecek mi? Tarihi paket açılımının rövanşını yine Konami kazandı. Son gelen iyi güler, o da olmadı. Son açılımda da gelmedi arkadaşlar. Renkli dahi vermedi. Ya vermedi. Maldini'den sonra bari insan verirdi. Ben biraz da ona güvendim. Dedim ki en son nasıl olsa Maldini de çok zorladı. Vermedi Konami. En azından şimdi verir diye. Rövanşı alamadı. Konami futbol paralarını bitirdi, bitirdi, bitirdi. Yine kazanan Konami oldu. Kumarda kazanan kumarhaneci derler ya, masanın sahibi. İşte bu oyunda da öyle arkadaşlar. Kazanan yine oyunun sahibi Konami oldu. Peki biz o çıkardığımız epiyi fullesek. Gelen standart karttan hepsini siliyorum arkadaşlar. Çünkü antrenör yok. Batistuta'yı fullemek için antrenöre ihtiyacımız var. Yönlistlerdeki şu an Zico'yu fullleyelim. Hayaller Zico, gerçekler Batistuta oldu. Bu yüzde yetmedi. Yine bir Zico'lu paket. Yine aynı Zico.
Yine aynı senaryo. Acı son. Bizler için acı son. Konami için mutlu son. Otomatik dağıttığımızda bu şekilde yaptı. Bir böyle kaydedelim. 102 seviyeye kadar çıkıyordu Batistuta. Oyuncu ilerlemesini 0 GP yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu güzel. Kendimiz daha sonra değişiklikler yaparız. Çünkü bazı yerlere çok fazla yüklendi. Hatta bir bakalım, ona göre değişiklikler de yapabiliriz. Oyuncu ayrıntıları 1.85 boyunda, 24 yaşında, sağ ayaklı. Fırsatçı golcü. Ofansif farkındalığı bir santrafor için çok güzel. Top sürmesi 76. Orası çok iyi değil. Top kontrolü 80. Sıkı top tutması 72. Buralar biraz düşük. Keşke daha yüksek olsaydı. Pas bayağı bir kötü arkadaşlar. Bitiricilik güzel. Farkındalığı ve bitiriciliği var. Kafası da 83. Falsosu 78. Orası çok yüksek değil. Hızı 88. Hızlanma 90. Şut gücü 95. Dayanıklılığı 85. Zıplaması 76. Keşke biraz daha iyi olsaydı. Fiziksel temas, denge buralarda 81. Zayıf ayağını bazen kullanıyor ama kullandığında çok iyi kullanmakta. Becerileri de bunlar. Ölü yaprak vuruşu da var. Deneriz. Yani Batistuta'yı deneriz ama biz Batistuta'yı her de denediğimizde Zico'yu hatırlarız galiba. Zaten ne zaman kötü açılım olsa hep aklıma Zico gelir de ikinci bir travma oldu bizler için. Yani o bir büyük bir travmaydı. Tarihi paket açılımı dedik ama kötü bir açılımdı. İkincisini yine yaşadık. Konami 2-0 oldu arkadaşlar. Biz rövanş alırız, erkenden çıkarız hayaliyle başladık. Yaşayamadık. Yani hayalimizi ne yazık ki gerçekleştiremedik. İnşallah paket açılımı yapacak arkadaşlarım en az futbol parasına çıkarır ama böyle bir durumda yaşamak ne yazık ki var. Sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.